MHP'de meclis üyeleri AK Parti'ye geçiyor. İşte CHP'den AK Parti'ye geçişler var. Bu geçişlerin temelinde ne var? Geçişlerin temelinde inançsızlık var. Öncelikle siyasetteki kirlenmişliğin bir göstergesidir bu. Sadece bu Milliyetçi Hareket Partisi'ne veya Cumhuriyet Halk Partisi'ne veya AKP'ye özgü değildir. Türkiye siyasetinde ciddi bir kirlenmişlik vardır. İnsanlar seçmenlerin önüne seçim zamanlarında bir partinin adayı olarak çıkıp o partinin genel başkanlığı, o partinin ilkelerini savunarak oy alıp aradan bir zaman geçtikten sonra ben bu ilkelere beğenmiyorum, aslında yuvaya döndüm mantığıyla. Yani ikiyüzlü bir tavırla, öyle söyleyelim, ikiyüzlü bir tavırla bir hareket içerisindeler. Türk siyasetinin kirliliği, hastalıklarından bir tanesi bu. Bu konuyla ilgili, bu sadece bizim sorunumuz değil. Bugün Milliyetçi Hareket Partisi'nin başına gelen, yarın AKP'nin başına gelir. Ben Milliyetçi Hareket Partisi'nin görevlisiyken, il başkanlığı yetkisi bende varken, başka partilerden Milliyetçi Hareket Partisi'ne gelmeyi düşünen, seçilmiş olanların partiye gelmesine izin vermemiştim. Etik bulmuyorsunuz. Örneğin İsa Yıldırım gelmek istemişti o zaman, ben izin vermemiştim. Ben almam bir başka partiden. Etik bulmuyorum. Tabii ki etik bulmuyorum. Peki burada yani il başkanlığının, yani MHP il başkanlığının bu transferlerden haberi yok muydu? Veya sahaya hakim mi olamadı il başkanı? Efendim, çünkü orada, il başkanına bayağı tepki var bu konuda. Efendim oradaki arıza şudur. Adayları gösterirken siz, belediye meclis üyelerine aday gösterirken, yarın bunların herhangi bir sıkıntı, şahsi meselelerindeki bir sıkıntı veya şahsi menfaat talepleriyle partinizden istifa ederek bir başka partiye geçme tehlikesini görerek aday göstermeniz lazımdı. Yani ben hep şunu söyledim. Milliyetçi Hareket Partisi'nden aday göstereceğiniz, özellikle meclis üyelerine aday göstereceğiniz isimlerin mutlak surette Milliyetçi Hareket Partisi'nin teşkilatlarında görev yapmış veya yan kuruluşlarında görev yapmış, bu partiyle gönül bağı olan isimlerden seçin. Dışarıdan getireceği oy hesabıyla birisini Milliyetçi Hareket Partisi'nden aday göstermenin yanlış olduğunu biz Reşat Oktay'da da gördük, Hasan Kilit'te de gördük ve geçmişte gördüğümüz şeylerin tekrarı yapıldı. Bunu yapan da kimdir? En büyük sorumlusu onu aday gösteren kimse. Yani o Kumluca Belediye Meclis Üyemizi aday gösteren, onun listesini veren kimse suçlu olur. Yani il teşkilatı oluyor o zaman suçlu. Kimse efendim, bilemiyorum. Yani duyduğumuz kadarıyla Kemal Çelik Bey'in ısrarı üzerine yazıldığı söyleniyor. Eğer Kemal Çelik ısrar ederek ona referans olup yazdırdıysa sorumlu Kemal Çelik'tir. Eğer öyle değil de Osman Çetin'in talebiyle yazılmışsa Osman Çetin sorumludur. Yani bunun vebali bunların üzerindedir. Herhangi bir siyasi kişiliğe veya kimliğe sahip olmayan bir vatandaşı partiye getirdiğinizde ona çok fazla hesap sorma hakkına sahip değilsiniz. Ben Kumluca adayına, Kumluca'dan istifa ederek, MHP'den istifa ederek AKP'ye geçen vatandaşa fazla laf etmiyorum. Yani onun kişiliği oymuş. Evet. Yapacağım bir şey yok. Bilmiyorum, tanımıyorum. Ama benim hesap soracağım vatandaş, ona o yetkiyi vererek aday gösteren Milliyetçi Hareket Partisi yetkilisi kimse sorumlu olur. Bundan sonra bekliyor musunuz başka transferler? Olabilir de yani hiçbir mahsuru yok. Bu hastalık siyasetin içerisine girmiş. Bu hastalıklı yapı siyasetin içerisine girmiş. Bunun içerisinde menfaat düşünceleriyle bazı açıkların iktidar tarafından sorulması, örnek maliye baskıları, işte ceza sorumluluk korkuları falanlar filanlar, bu tür tehlikelerle aday gösterdiğiniz vatandaşların backgroundlarında bir sıkıntı varsa parti değiştirme ihtimalleri de vardır. Orada. Olasılık içinde diyorsunuz. Yani. İleriki günlerde işte Osman Çetin'in MHP il başkanının görevden alınacağı noktasında duyumlar var. Evet. Dedikodular dolaşıyor. Uzun süredir dolaşıyor seçim öncesi de. Hala da devam ediyor. Özellikle bu transferlerden sonra. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Osman Çetin görevden alınmalı mı? Şimdi Milliyetçi Hareket Partisi'nde seçilmiş, kongreyle seçilmiş bir, bütün siyasi partilerde benzer bir durum vardır. Eğer insanlarda onur ve haysiyet varsa başarısız oldukları yerde kendilerini istifa etmeleri gerekir. Evet. Başarısızlığın olduğu yerde istifa, bu tür transferlerde de bana göre bir başarısızlık vardır. Yani transfer seçimin sonuçlarındaki başarıyı bir kenara bırakın. Aday gösterdiğiniz vatandaşların, Milliyetçi Hareket Partisi adına yetki alan vatandaşların bir başka partiye geçme ihtimali Antalya gündeminde konuşuluyor ise bunun vebali elbette ki bunları aday gösteren teşkilatlardadır. Bu veballe haysiyetli teşkilatların istifa etmeleri lazım. Ama görevden alınmalı mı? Bana göre demokrasinin gereğidir. Kongreyle gelen kongreyle gitmelidir. İstifa bekliyor musunuz? Yani istifa etmeleri lazım. Bu
sağlıksız yapı karşısında sağlıklı olanı teşkilatın istifa etmesidir. MHP'de işte Osman Çetin il başkanı olduğundan beri bir gruplaşma var. Çünkü 4 tane adayla seçime girildi. Her biri farklı oylar aldı. Birbirine yakındı. Ama Osman Çetin aradan sıyrıldı adeta ve başkan oldu. Bundan sonra Antalya MHP bir türlü rayına oturmadı. Evet. Sürekli gruplaşmalar oldu, istifalar oldu, kavgalar oldu. Bu da seçimlere yansıdı zaten hem meclis üyeliğinde. Ya bu nasıl çözülür? Yani şu anda çözüm noktası ne? Şimdi Milliyetçi Hareket Partisi'nin Antalya'daki en temel sıkıntılarından bir tanesi geçmişten bugüne kadar maalesef Antalya siyasetini dizayn etmek isteyen Tunca Toskay gibi, Kemal Çelik gibi arkadaşların buraya müdahaleleriydi. Ve bu müdahaleler sırasında da bunların yanında yer alarak Antalya'da Milliyetçi Hareket Partisi kadrolarında bir kamplaşma oluştu. Benim şahsi kanaatime göre Antalya'daki siyaseten bilinen isimlerin neredeyse tamamına yakınını elini eteğini bu işten çekerek teşkilat işlerinden, eski il başkanları olarak bizler dahil olmak üzere siyasetten ve teşkilatlar üzerindeki hakimiyet mantığından elini eteğini çekerek genç kadrolara siyaset yapma şansını vermesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü Milliyetçi Hareket Partisi'nin Antalya'da çok ciddi manada yetişmiş genç kadroları var. Her meslek grubunda uzmanlaşmış. Avukatlarda, doktorlarda, mimarlarda, plancılarda, mühendislerde bir sürü ülkücü kardeşimiz var. Bu gençlerin siyaseten önünün açılarak Antalya'da Milliyetçi Hareket Partisi'nin sağlıklı bir teşkilat yapısına kavuşacağına inanıyorum. Aynı zamanda da bu teşkilat yapısı mutlak surette Sayın Genel Başkan ve Genel Merkez'de de ilişkileri son derece sağlıklı olan bir yapı oluşturmak zorundadır. Peki hep şu söyleniyor. Yani Osman Çetin'in başarısız olduğu biliniyor. Evet. Ama genel merkez de bunu görüyor ama hamle yapmıyor. Evet. Antalya'daki sıkıntılar da biliniyor. Evet. Neden yapmıyor genel merkez veya görmüyor mu? Veya görüyorsa neden yapmıyor? Zannediyorum bu dediğim hassasiyetin etkisi vardır. Yani sohbetin başında söylediğim kongreyle gelmiş bir il teşkilatını görevden almak çok parti içi demokrasiye uygun bir resim. Ama İstanbul'da değil. Alıyor. Öyle diğer resim. İllerde alıyor. İstifa etmişti İstanbul'da. İl başkanımız istifa etmişti. Hı-hı. Giresun teşkilatı görevden aldı falan. Giresun var. Antalya'da da böyle bir müdahale edebilir genel merkeze. Her an böyle bir ihtimal var. Yani bir ihtimalin varlığına inanıyorum. Yani vardır böyle bir çalışma ama yeniden göreve talip olacak isimlerin içerisinde artık eski siyaset Milliyetçi Hareket Partisi'nde ismi geçen isimlerin bu işe çok müdahil olmamaları gerektiğine inanıyorum. Ben dahil. Yani artık yeni nesil, yeni gençler Antalya kamuoyunun önüne çıkmakta fayda görüyorum. Oldu, teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim.